Hataycığım, hoş geldin. Hoş buldum. Yani seninle ilgili konuşacağız ama gerçekten seni burada görmek şaşırtıcı. Program bitti. Sabahleyin Ceren var haberim. Hepsinden şimdi soracağız onun hesabını. Yani daha bir tadımımız daha var. Çok açık açık konuşmayacağım. O yüzden açıklamayı da sonuna bırakacağım ama bugün 4 gelinimizin de hiç hoşlanmayacağı bir açıklamamız olacak. Artık bunu yapmak zorundayız çünkü kritiğin sonunda sizinle bunu paylaşacağız deyip hemen konulara geçiyorum. Hatay kayınvaliden biliyorsunuz çekimin başında aramızda yoktu, sonradan geldi. Bu duruma sebep olan olay neymiş, izleyelim, üzerine de bunu konuşalım birlikte. Ceren, bence yaptığın hoş değil. Sabah kayınvalideni uyandırmadan evden çıkmışsın. Şaka. Bir de kayınvalidesinin telefonunu da kapatmış, gelmesin diye. Yok artık. Bir saat önce Hatay Hanım uyanıyor, Bahtiyar'ı arıyor, uygulayıcı yapımcımızı. Beni servis aramadı, telefonum kapalı. Biz cayır cayır tabii arıyoruz Hatay Hanım'ı, nerede diye. Alarmı çaldı. Ben odaya girdim. Alarmını kapattım. O sırada şarjı bitmiş. Ben de söyledim hani hadi kalk gidiyoruz diye. Uykusu da kalkmadı. Ben de ne yaptım? Ben de mi geç kalsaydım? Ben de bıraktım. Ben mi bugün kayınvalidenin yerine tanıyorum? Olsun, başkasını getirsen belki 5 verir. Ya şarjı bitmiş. Kendi sorumsuzluğu o da. Evet. Mesela sabah Pınar beni uyandırdı. Abla ben bakıcı mıyım ya? Arkadaşlar günaydın. Hayatım. Hoş geldin. Ay, nerede kaldın? Hoş geldin arkadaşım. Uykuya kalmışım. Ben dedim sormayın. Uykuya kalmıştır evet. Diye zaten. Hataycığım, burada Ceren'in suçu var. Seni uyandırana kadar beklemesi gerekirdi. Bahtiyar Hanım'ı aradım. Bana araç gönderdi ve hızlıca bindim araba. Arada makyaj yaptım arabada. Hanımlar, biliyorsunuz ben ona 3 verdim. Ondan dolayı beni kaldırmadı. Cezalı. Beni cezalandırdı. Yazık ya. Kayınvalideni cezalandırmak mı istedin gerçekten? Yok, hayır, uyanmadı. Ama ne düşündün orada? Orada bir bana şey yapsana. Geç kalsın. Ne hissettin? Geç kalacak ya kadın yani çünkü. Yani umursamadım açıkçası. Tamam, ne olacak? Burada sana laf söylemezler mi? Hani yanında olmayacak. Ya o an hiçbir şey düşünmedim. Alarmı çalmıştı. Kapattım ben de alarmını. Kalk dedim, kalkmadı. Ben de umursamadım. Bindim geldim. Hataycığım, küstün mü geline sen? Tabii ki küserim küstün. Yani. Beni kadar kaldırmıyor. Haklıyım ben. Kaldırmıyorsun beni orada. Bir de diyorsun ki şarjın yoktu, şuydu, buydu. Hayır, şarjım da doluydu. Ben peki hemen açtım, Bahtiyar Hanım'ı aradım. Kısıtlı mı kapatmış? Şarjım var mıydı? Kısıtlı kapatmış ama hiç verdim diye. Yani ay tamam, kapattım, ne oldu? Ama geç kaldım çekime. İyi geç oldu. Kaldım. Bir dahakinde 3 vermezsin artık, iyi oldu. Ben de vermeyeceğim sana 5. Ay sanki çok veriyordun da bugüne kadar. Ay Ceren, örnek geliyorum. 3-5 günde böyle olduysa benim yerimde olsa ne yapar? Yani. Evet, bu arada doğru söylüyorsun. Kız. Ve neler yaşamıştır Yeşim'le Beyhan kayınvalidem. Yeşim, Beyhan Hanım'ın kaç birilerini göğüslemek zorunda kalmıştır? Evet ya. Kim bilir yani. Bir de 3 yani. 3'ü beğenmiyorsun. Şekerim, senin gelinin sana böyle yapsa ne yaparsın? Kasıt olup olmadığına bakarım Yusuf Hanım. Nereden yani beni mesela çağırmışsa, alarmı da kendim kapatmışsam eğer kızmam. Ama çağırmamışsa, hani alarm kurmamışsam eğer kızarım. Sence burada ne olmuş şu anda? Yani şimdi orada tam olarak bilemiyorum ama zaten Hatay abla sürekli ilaç kullanıyordu. Uykusu ağır, belki Ceren uyandırmak mı istemedi? Bilemiyorum yani. Ya bak, herkes uyuyakalabilir. Ki benim hayatta rahatsızlı en takıntılı çünkü. Olduğum şey yani birini bekletmek, bir randevuya geç kalmak. Burası ciddi bir sonuçta yarışma. Geç kalmış olabilirdin ama bir de Ceren diyor ki bizimkilere, sorun yok, kayınvalidem kendi gelecek, kendi imkanlarıyla gelecek diyorsun. Bir işi var ve sonra olmaz, gelecek evet. Diyorsun ya. Her türlü aslında
önünü kesmiş oluyorsun. Ve geç katılmak zorunda kaldın programa. Ne diyeyim? Allah Allah. Gönül abla ne gördüm. Diyeyim? Ben Ceren'e ne diyeyim? Planlamış Ceren onu madem zaten. Madem öyleyse az yani, daha... Fatma da Ceren'e hak verir. Ben de onu çözmüştüm. Göreyim diyorsun. Madem ha? Öyleyse neden beni getirdin buraya? Doğru. Getirdi ki bir şey yapamadın ki bir şey yaparsın diye düşündük. Birazcık daha geç görmüş oldum seni. Ceren sen nasıl tabak çıkardığında bu kadın mı sana puan vermedi? Çok güzel tabaklar çıkardın. Bayağı ağzına sağlık. Vermedi. Ceren geldiğinden beri sürekli ekibe bir sorun çıkartıyor aslında. Kayınvalidesine mesela o gün bile yani ortada bıraktı. Bugün de Hatay'ı anımı için özel bir daha araba gitti. Evet. Kuaförler sorun. Hep bir ekibe aslında problem çıkarıyor yani. Hoş değil bunlar. Hatay da sen uykum hafif diyorsun ya nasıl bir hafif hani illa uyandırsa seni duyar mıydım? Hiç mi uyandırmadı sence? Uyandırdım diyor çünkü. Bir gün önce hastalandım burada. Onun şeyi var üstünde. Evet onun üzerimde etkisi vardı. Hatay Hanımcığım seni de anlamadım, Ceren seni de anlamadım, aranızdaki ilişkiyi de anlamadım. Anlamadım yani. Ceren hani sonuçta benim gözümde bunu yapan sensin şu anda. Bence yaptığın hoş değil. Ve kadın hasta. Hasta, burada herkes sizi bekliyor. Aynı anda burada olmanız gerekiyor. Saç makyaj var. Bilmiyorum bence bir sorun var yani. Bu konuyu geçiyorum.